Sansürsüz Futbol'dan herkese tekrar merhabalar. Her hafta yeni bir sürprizle karşınızda oluyoruz. Bu hafta Lubi Ayar bizlerle beraber. Vakti oldukça her salı bizimle beraber olmaya devam edecek. Lubi tabii 3 Temmuz'un önemli isimlerinden bir tanesi orada. Ben tabii çok eskiden tanıyorum. Tribünde beraber kombinimiz vardı Lubi ile. Bütün gazeteciler hatta Hasan Ali Atasoy, Hilmi Acaloğlu çok önemli gazeteciler vardı o Fenerbahçe'nin o tribünde. Lacivert Türbün. Evet, Kansu Şarman'lar. Öncesi kale arkası tabii. Tabii Sonra kaleler ben kası, Lacivert'e sonra geçiyorum. maraton altı Alex Türbün. Alex'e böyle tapınırdık biz orada. Öyle bir oradan çok eskiden tanışıyoruz. Ama tabii ben gazetecilikten de tanıyorum. Bir sürü ödülleri olan. Çok önemli bir gazeteci ama çoğu Fenerbahçeli galiba 3 Temmuz'da tanıdı seni. Ama Tabii. tabii öncesini bilenler azdır. Şimdi Rübey ile bugün tabii Fenerbahçe'yi konuşacağız. Ben nasıl Fenerbahçeli olduğumu biliyorum onun ama onunla başlamadan önce ben daha önce anonsunu yaptım. Federasyondaki Fenerbahçelilerle ilgili bir şeyler anlatacaktım. Onunla başlayayım, sonra sözü Lübey'e vereceğim. Sakın demeyin konuğunu çağırdı konuşturtmuyor falan filan demeyin. Konuşturacağız yani, merak etmeyin, süremiz uzun. Şimdi öncelikle Futbol Federasyonu'nda biliyorsunuz her federasyon dönemi klasik bir şey vardır. Federasyon algısı devam eder. Hele ki Fenerbahçeli bir başkan varsa bu algı artarak devam eder. Hatırlarsanız Fenerbahçe tarihinde en kötü olayları da Fenerbahçeli başkanlar döneminde yaşamıştır. Yani bak güldü hemen. O iyi bilir. Şimdi Şener Zerzik dönemini hatırlayın. 96 yılında 90, Fenerbahçe çok güçlü, şampiyon olmuş. İşte Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Federasyondan işte 4 yabancı için söz aldı Fenerbahçe. Gitti Kostadinov aldı. O zaman çok önemli futbol yıldızıydı Kostadinov. Ama maalesef o dönemin federasyonu o verdiği sözü tutmadı. Bir anda orada ikinci başkan olan Özkan Olcay, o derin Galatasaray lobisinin etkisiyle bir anda 3 artı 1 devam etti. Fenerbahçe ile federasyon arasında çok ciddi kavgalar oldu. Sonrası Şener Zerzik gitti zaten. Galatasaray'ın tarihinin en önemli federasyon başkanı olan Haluk Ulusoy geldi. Neyse şimdi Abdullah Kiyılı'yı da öyle bezdirdiler. Abdullah Canlı yayın Kiyılı havuz meselesi yüzünden istifa etmek zorunda 2-3 ay kaldı. falan kaldı zaten. Evet Çok kısa evet. kaldı. Ki çok Abdullah çok Kiyılı. kıymetli bir insandır. Hani Evet. Fenerbahçeli kimliği dışında iş dünyasındaki saygınlığını biliyorsun. Tabii canım. Tutunamadı Hatırladı. yani o görevde. Tutunamadı. Sonra meşhur 3 Temmuz dönemine kadar hiç Fenerbahçeli Federasyon Başkanı olmadı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Göksel Gümüşdağ gazetelerde manşet işte federasyon başkanı oluyor. Şudur budur. Herkes okey. Kulüpler biliyor okey. Aa bir baktık. Mehmet Ali Aydınlar federasyon başkanı adayı. Göksel Gümüşdağ çekilmiş. Allah Allah ne oluyor falan dedik. Meğerse 3 Temmuz'un hazırlığı yapılıyormuş. Bir Fenerbahçeli başkan vasıtasıyla bunu yapmak onlar için daha akıllıca gelmiş. Ben de hala diyorum ki Mehmet Ali Aydınlar biraz kurban oldu birazcık orada. Yani o seçildi sanki Fenerbahçeli olduğu Ben için. bilmediğine inanmıyorum. İyi niyet, yani iyi Bilmiyorum. niyeti neden Zannetmiyorum. gösteremiyorum? Onu da şöyle söyleyeyim. Göksel Gümüşdağ adaylığını açıklamışken, Fenerbahçe başkanı da onu destekleyeceğini açıklamışken, Evet. Fenerbahçe Voleybol Şubesi'nin de sponsoru iken Evet. kendisi, içinde Fenerbahçe dışında tüm kulüplerin bulunduğu, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve X birkaç kulübün başkanının Melih Gökçek'in de olduğu bir villada oturuluyor. Kendisi de bu teklif ediliyor, bu teklifi kabul ediyor. Orada anlatılanların, konuşulanların, orada değildim ama bir hüsnü zan da bulunmam Evet. için yeterli bir topluluk değil o topluluk. Evet. Evet, bazı şeylere mecbur kaldı. Belki düşündüğünden daha fazlasını yapmak zorunda kaldı. Evet. Çünkü o dönemin cemaatin medyası biliyorsun çok ciddi tehdit etti kendisini. Büyük baskılar altında kaldı onu da biliyorum. Ama çok büyük yanlışlar da yaptı. Bunu da şu anki Ali Koç o zaman as başkanken bizzat yaşadı. Evet. Aykut Kocaman'ı bizzat evine kadar davet edip ki ben bunları kitapta yazdığım için şimdi rahat rahat Biliyorum konuşuyorum. tabii güzel bir kitabım var Aykut senin. Kocaman'ı evine çağırıp işte kupanızı alacağız, puanınızı sileceğiz pazarlıklarına giren oydu. Yani burada ben kurban olarak görmüyorum onu. Evet. O bir rol teklif edildi. O da onu kabul etti. Ha sonra ne oldu? Allah razı olsun. Fenerbahçe camiası kalktı ayağa, boynu bozdu. Ama dediğin gibi harika bir Fenerbahçeli Federasyon Evet. Başkanı Şimdi örneği oldu yani. ona da bir sürü işte Fenerbahçe'yi kolluyor gibi algılar yapıldı. Yani orada o kadar yüzsüzler ki. Orada bile Fenerbahçe kullandığı iddia edildi. Neyse. Bakın Şener Zerzik 96 yılına kadar. Mehmet Ali Aydınlar 2011 yılında. Birkaç ay kaldı Mehmet Ali Aydınlar. Gitti.
Ondan sonraki üçüncü Fenerbahçeli Federasyon Başkanı. Bu arada son 30 yıldan bahsediyoruz. Nihat Özdemir. Nihat Özdemir. Şimdi çok korkuyorum ben. Gerçekten korkuyorum. Nihat Özdemir başında, Fenerbahçe'nin başına neler gelecek? Çok korkuyorum. Ki algılara ve yapılanlara bakınca bu dönem tam Fenerbahçe operasyon dönemi olacağını düşünüyorum. Şimdi bakın. Federasyon Başkanı Fenerbahçeli, Onursal Başkan da bu da Fenerbahçeli. Çifte kavrulmuş. Şimdi Nişan Ezerzik de Onursal Başkan oldu biliyorsunuz Futbol Federasyonu'na. Ama Şener Şimdi Zerzi'yi de Fenerbahçeli kabul etmeyelim artık. 3 Temmuz'da gördük kendisini yani evet. yaptıklarını. Suya sabuna Evet. dokunmayan umursamaz tavrı ki bir önceki federasyonu, Yıldırım Demirören Federasyonu Şener Zerzi'ye karşı çok umursamaz davranıyordu. Ciddiye almıyordu, önemsemiyordu. Bu federasyonla bu durum değişti. Bunun da en büyük nedenini söyleyeyim mi? Dubecim kitap Tabii. yazıyor Şener Zerzik. Anılarını yazmaya başlamış. Tabii bu korku nedeniyle. O zaman inşallah kas davasının çekilmesi için kulübe yapılan baskı sürecinde nasıl bir rol oynadığını da anlatır. Evet. Biz de bilmediklerimiz varsa onları da öğreniriz kendisine. Kesinlikle iyi olur. Ama tabii bu kitap yazma girişimi bir anda federasyonun Şenez Erz, Şenez abi de buradaymış diyerek ona kucak açmalarına neden oldu. Şimdi adam kitap yazacak. Ne yazacak acaba? Yani bir sürü şey var tabii, sırlar var. Hani Şimdi biz sen de yaşadın bunu. Bir kitap tabii. yazmaya başladığın zaman Tabii. etraftakilerin O şekli tavırlar şemali değişiyor. çok değişir. Tavırlar, yaklaşımlar. Şenes Bey böyle mi yani as başkanlığı böyle mi acaba? Onursal başkanlığa da böyle mi yürüdü diyorum. Yani Birilerinin muhtemelen korkusu yüzünden mi oldu belki de yoksa olabilir o kitap abi yazmaya. gel kitabı burada yaz falan demiş Evet. Şimdi bu olabilirler kitap mi? yazma olayını da belki ilk kez buradan duyuyor insanlar. Şimdi Şener Zerzi'ye karşı şu anki ikinci başkan olan Serhat Yardımcı pek olumlu bakmıyordu şimdi açıkçası. Neden? Çünkü Serhat Yardımcı birkaç kez UEFA'ya gitmişti. Ve UEFA'dan hep geri dönmüştü. Gidememişti yani. Seçilememişti bir türlü. Burada da Şener Zerzi'yi suçluyordu. Etliye sütlüye karışmıyordu Şener Zerzi. Biliyorsunuz o işlere girmezdi. Platini lehine çok girdi. Evet, onun yer, lehine Yani Türk girdi. kulüpleri lehine girmemiş olabilir topu ama Evet. Platini lehine çok girdi biliyoruz. Şimdi Servet Yardımcı'nın da ondan çok farkı yok. Pek etliye sütlüye karışmıyor. Hatta size bir bilgi vereyim. Şu an Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'la Servet Yardımcı arasında ciddi bir gizli bir kavga var Çok diyelim. ilginç. Evet. Neden? Çok ilginç. Asker silahı biliyorsunuz UEFA'da soruşturma açıldı. Hı. Ve orada Servet Yardımcı'nın pasif kaldığını düşünen Göksel Gümüşdağ ciddi manada bir gizli savaş yürütüyor Servet Yardımcı'ya karşı. Yani orada çok küplere binmiş durumda. Kavgalılar yani, öyle diyeyim. Neyse devam edeyim. Şimdi federasyondaki Fenerbahçelileri anlatacaktım. Şimdi Lübe'den de arada tabii girsin de her zamanki gibi. Ondan da müsaade isteyerek böyle birkaç şey anlatacağım size. Federasyonda Fenerbahçe, federasyon diyorlar ya. Şimdi federasyondaki Fenerbahçelileri sayıyorum. Bir numara Nihat Özdemir. Nihat abi az çok herkes tanır. Nihat abi işi idare eder. Aziz Yıldırım'a çok bağlıdır. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok bağlıdır. Ama Fenerbahçe'ye ne kadar bağlıdır bilemem. Şimdi o işi idare eden bir politika gider her zaman Nihat abi. Yani onunla Fenerbahçe'ye bir şeyler yapmasını bekleyen varsa boşuna beklemesin. Yani onun tarzı, kişiliği buna zaten çok uygun değil. Yani o işlere girmez Nihat abi. Ben de orada dengede kalmayı tercih edeceğini Evet, düşünüyorum. dengede kalacak muhtemelen. İkinci isim az önce anlattığımız Servet Yardımcı. Servet Yardımcı Fenerbahçeliyim diyor ama sanki böyle daha çok Rizesporlu şeyiyle davranıyor. Yani Rizespor konusunda çok etkin federasyonda, onu söyleyeyim. Fenerbahçe konusunda hiçbir etkinliğini görmedik. Yani mesela Rizespor maçlarında atanan hakemlere falan baktığımız zaman yani orada bir Servet Yardımcı etkisini görüyoruz yani net bir şekilde. Yani orada Rizespor konusunda sanki böyle Rizespor'un temsilcisi gibi orada ama hiçbir şekilde Fenerbahçe'nin temsilcisi gibi davranmıyor. Şimdi üçüncü adıma geleceğim. Selim Soydan. Fenerbahçeli Federasyon ya. Bak Selim Soydan bu arada bitiyor. Fenerbahçeli Federasyon. Başka yönetim kurulunda Fenerbahçeli yok Lübeyciğim. Üç tane mi? Sadece üç tane. Selim Soydan'la bitiyor. Selim Bey'i de zaten geçenlerde bir püskürttüler. Gol sevinci bir şey ya Evet, diyerek bravo. falan. Şimdi tam oraya geleceğim. Selim Soydan biliyorsunuz Sayın Hülya Koçyiğit'in eşinin sayesinde son anda federasyona girdi. Eşiyle Cumhurbaşkanı yakın ya. Oradan girdi federasyona. Ya futbol bilgisiyle falan girmedi, onu belirteyim. Yani biz burada her şeyi sansürsüz konuştuğumuz için rahat rahat konuşuyoruz. Çıkınca başımıza bir şey gelmeyecek değil mi? Biz Olabilir. konuşuruz İnşallah ama. gelmez. Bakarız.
Şimdi Selim Soy'dan, şimdi mesela Fenerbahçe kulübünü arıyorlar Selim Soy'dan. Diyorlar ki, kardeş diyorlar ya bu şeyde sen bizim aleyhimize şey yapmışsın diyorlar. Kural hatası konusu. Yok diyor olur mu ben diyor ilk ben de mi kaldırdım diyor kural hatası var diyor. Halbuki oylama şöyle oluyor. Nihat Özdemir diyor ki aleyhte olan bir sözü var mı diyor. Yani zaten karar verilmiş demek istiyor. Varsa diyor hani konuşsun diyor. Hiç kimse sesini çıkartmıyor. Tamam mı? Bu kadar. Bütün kural hatasıyla ilgili toplantı. Ne rapor var, ne İFAP raporu var, ne bir şey var. Bu kadar. Hiç kimse sesini çıkartmıyor. Tamam. Buyurun. İmzalar. Bitti. Bu kadar. Ne Selim Soy'dan elini kaldırıyor, ne bir şey. Yani Selim Soy'dan Fenerbahçe maçında sevindi diye biliyorsun sahnesinde A Haber kameralarını gönderdi. Yani baskı kuruyorlar oradan. O kameraların gitmesi baskı kurmaktır. Tabii. Yani sen olan nasıl sevinirsin? Yani bu Sen Fenerbahçe'de bunca yıl futbol oynamış, sembol olmuş isimlerden birisin. Fener'in golüne sevinince ne oluyor ki? Kötü bir şey mi oluyor? evet. Neyse bu Selim Soy'dan abimizi şey yaptılar. Milli takımlar sorumlusu yaptılar. Orada nasıl olduğunu da söyleyeyim. Şenol Güneş Hamit Altıtop'u istemediği için milli takım sorumlusu Selim Soy'dan yapıyorlar. Mesela bundan ibaret yani. Hani öyle bir Bu program çok keyifliymiş ya. çok keyifli. Bizde sadece bilgi var. Bak sen, Aa, biz bilgi üzerine yaparız bu işleri. Bizde ben gelmeden önce tabii hazırlık yapıyorum, gidiyorum, insanlarla görüşüyorum, bilgiler alıyorum. nereden biliyorsun bunu rahmet bey? Ya bir de Nereden böyle bir şey biliyorsunuz? çıktı. Yani böyle bir şey. Ahmet Diyorlar ki Arslanlar bunları nereden öğreniyor ya? Ahmet Ercanlar bunları nereden öğreniyor diyorlar. Ya gazeteciyim ben ya. Bir de anlatayım sana şundan şundan alıyorum baba. Bunlar geliyor bana anlatıyor falan filan diyeyim herhalde. Bunu bekliyorlar bir Ses de. kaydı yayınlaman Ya gerekiyor. ses kaydı falan yayınlanayım. Diyor ki bana adam kaynağın ne? Sana ne? Şimdi bir şey diyeceğim ayıp olacak. Bir de ses kaynağımı söyleyeceğim. Devam ediyorum. Şimdi sana ilginç bir şey söyleyeceğim. Federasyonlar federasyon ya. Fenerbahçe'ye karşı en adil olan iki üyeyi söyleyeyim sana. Çok şaşıracaksın. Trabzon'da olan iki tane üye var. Bak isimlerini not almışım buraya. Bak ben de not alacağım. Çok şaşırdım şu an. Mustafa Hacı Kerimoğlu ile Yılmaz Büyükaydın. Fenerbahçe'ye karşı federasyonda en adil olan insanlar biliyor musun? Hakkaniyetle davranan. Bak altını çiziyorum. Yani hakka, ya bu işin hakkı budur diyen, bu iş böyle olmalı diyen ve adil olan iki tane adam söylüyorum sana. Çok ilginç bir şey. Fenerbahçelilerin umurunda bile değil. Bak Fenerbahçelilerin hayat sıralamasında federasyonda Fenerbahçe 12. 13. sırada geliyor. Bak sana söylüyorum. Ben mesela benim ailem birinci sıradadır. Fenerbahçe ikinci sıradadır. Yani çocuklarım yani hepimizin ilk üçte gelir yani. Sen de öyledir. Fenerbahçe hayatının en önemli şeylerinden biridir. Yani buradaki arkadaşlarım mesela futbolla ilgisi olmayanın için yedinci sıradadır. Ama bak federasyondakileri diyorum ki 13. sırada Fenerbahçe hayatlarında. Çok 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 şeyden sonra yani Fenerbahçe. Arabası, evcil hayvanı, hobileri Tabii devam tabii ediyor. tabii Sonra tabii. Fener. Sonra Fenerbahçe. Güzel sıralama. Fenerbahçe en son sırada gelir. Devam ediyorum. Federasyonda Fenerbahçeliler bunu yaparken bir de Galatasaraylılar var tabii federasyonda. Şimdi yani Evet. anlatıyor mu Fenerbahçeliler? Diyorlar ya federasyon. Şimdi mesela Ali Dürüst'ün yaptıklarını yapacak bir Fenerbahçeli görüyor musun bu şeyde? Hani Galatasaray'ın transfer görüşmesine girecek, Galatasaray'ımıza hizmet ediyoruz diyecek, Galatasaray'ımız için istifamızı geri alıyoruz diyecek. Bir adam görüyor musun bu arkadaşların içinde? Göremiyorsun. Şimdi federasyondaki, bak bu benim iddiam değil. Bak sana üç tane isim sayacağım. İsmail Erdem, Hasan Akıncıoğlu, Nuri Akın. Üç tane Galatasaraylı. Bak bu üç Galatasaraylı demiş ki Fatih Terim'imizi yedirtmeyiz kardeşim. Federasyon toplantısında, Moldova'daki toplantısında. Ve bu haber Hürriyet'te manşet oldu. Evet oldu. Hatırlıyor musun? Tabii ki. Bak benim iddiam değil. Hani federasyonlu baba? Bak Galatasaraylılar böyle yapıyor. Bak Fenerbahçeliler hayatlarının 15. sırada. Galatasaraylılar Fatih Terim'imizi yedirtmeyiz. İmparatorumuzu yedirtmeyiz diyorlar. Hani federasyonda? Federasyon değil tabii ki. Bu da bir algı biliyorsun. Fenerli medyayı da Hıncalı Uluç çıkarmıştı biliyorsun. Tabii ya Yıllarca zaten Fenerli medya, tabii canım. Fenerli Yani medya. bakıyorsun Kendisinin Fenerli tayin Medya. ettiği bir medyaya. Bu ismi veren de kendisi. Evet. Şimdi bu federasyon şeyini de yine ben Galatasaraylılara lobi faaliyetlerini çok küçükten öğretiyorlar. Yani Tabii. adam federasyonda göreve geldiğinde
Galatasaray teknik direktörünü nasıl koruması gerektiği, bir futbolcunun cezalanması için ne yapması gerektiği, bunları baya Galatasaray Lisesi'nde mi öğretiyorlar acaba bilmiyorum ama çok küçük yaşlarda öğreniyorlar. Tabii. Yani şöyle bir yapı dünyanın neresinde olsa kıyamet kopar. 3 Temmuz sürecinde biz bir yandan cemaatle uğraşıyorsun, bir yandan iktidar baskısı, bir yandan medyayı çığırından çıkartmışlar. Bir yandan da federasyonda içeride işte gene böyle 3 Galatasaraylı sayarsın. Tabii. Tarihi Ama savaş verdiler adamlar Fenerbahçe'ye savaş karşı. veriyorlar şimdi. Evet, açıktan kameralar önünde falan böyle hani Selim Soydan gibi sevindim diye açıklama yapmaya gereği duymadan adamlar tabii Ebru Köksal'da hani adamlar derken onu da dışında tutmuyoruz, o Evet. da dahil edelim. Adamı insan olarak görüyorsak Anladım. adam insandır. Ve büyük bir savaş verip Fenerbahçe'ye maksimum zararı verip oradan çıktılar, gittiler Galatasaray'da maaşlı olarak çalışmaya başladılar. Hepsi. Ya bu bile tek başına 3 Temmuz'u çürüten bir rezillik yani Bana ama Fenerbahçe'yi anlat kitabında anlatmıştım orada. Şimdi federasyon hukuk kurulunda 8-10 tane adam var. Biri Beşiktaş'la, gerisi Galatasaray'la. Hepsi Galatasaray kulübünde sonradan görev alıyor profesyonel olarak bak. evet. Geçiyorum. O dönem medyada tetikçilik yapan muhabirlerin işsiz kaldıklarında anında isim isim söylerim. Hepsi Galatasaray kulübünde işe başladı sonradan. Zaten Ebru Köksal, Lütfü Arıboğan ve Mehmet Selvacı hocam, İlhan Eylül hocam, karıştırıyorum onları. İlan Sayın İlhan Eylül Hoca. Onlar zaten başladı Galatasaray'da işe başladıklarını biliyorsunuz. Yani Galatasaray hepsini besledi. Peki bize ne yapıldı? Hani bize sen Fenerbahçe kulübünde işe falan girdin mi? hayır, hiçbir dönem. Ben 2 sene yasaklandım 3 Temmuz'dan sonra. 2 yıl yasaklı geçti. Her fırsatta yalanlanıyorum. İtibarsızlaştırmaya çalışılıyorum. Benim de başıma bunlar Zaten geldi. aksi bir beklentimiz de yok. Ha Yani yok. sen ister misin Fenerbahçe kulübünde Yok canım çalışmak? ben Ben de zaten istemem. O yüzden de hürriyetten sıkıntı ayrıldığım yok. gün yazdım. Hemen yazdılar şey diye. Gene Fenerler yazıyor ha. Tabii canım, Fenerler yazıyor. İşte kulüpte işi hazırmış. O yüzden ayrıldı. Tabii. Bak aradan 1 sene geçti. Bir tek Orhan Zeki Hak aradı özür diledi benden. Allah'a var şimdi. Dedi ki ben büyük haksızlık yapmışım sana dedi. Arada özür diledi. Onun dışında onu yazanlardan özür dileyen olmadı. Yaptıkları Daha 3 yanlarına... Temmuz sürecinin hararetindeyiz. Tek yaptığımız hani Fenerbahçeli ve yılların adliye muhabirliğini yapmış bir gazetecisi olarak hani gördüğümüz çarpıklıkları yazıyoruz. Bakıyorsun Fenerbahçeliler diyor. Sen şimdi yakında kulüpte başlarsın, televizyonda Tabii canım. başlarsın, radyoda başlarsın. 8 yıl geçti, hiçbir yerden Bir de kapısından kitap geçmedi yazıyorsun kulübün. mesela. Ha O tabii Fener'in oradan zengin sırtından. oldun, zengin oldun Ya Fenerbahçe sayesinde falan. yani ben Ha, tabii. kitaptan mesela 7 baskı yaptı 2 kitabımda da. Hani söylesem ne kadar gelir getirdi gülerler. Yalı dairesi almışsındır şimdi. Ya bırak Kandırma yani beni Kadıköy'e zor taksiyle gidiyorsun ya. o parayla artık. Yani Neyse çok kötü. komik komik işler yani bunlar. Hakikaten çok komik şeyler. Şimdi ben devam edeyim. Lübey'e söz vermeden hocam. Şimdi ben buradan acayip bir iddiada bulunacağım şimdi. Hadi. Şaşıracaksın. Federasyonda girin şeyi federasyonun web sitesini açın. Ya da Google'a federasyon teşkilat diye yazın. Bak şurada TFF teşkilatı diye bir şey. Sana telefonlarını göstereyim. Fotoğrafları da Bak var. bunların hepsi müdür TFF'de. Hepsi müdür. Şimdi federasyon ya bu. Şimdi bakın size çok büyük bir iddiada bulunuyorum. Bu federasyonun bu müdürlerin içinde bir tane Fenerbahçeli yok. Bak bir tane numunelik koymamışlar öyle biliyor musun Fenerbahçeli? Bak numunelik. Pazarlama müdürü, satın alma müdürü, hakem müdürü, şu müdürü, bu müdürü. Bir tane numunelik Fenerbahçeli koymamışlar içine biliyor musun? Bak federasyon. Şimdi normal zaten rahat bıraksalar ortalamaya göre yarısı yani üçte biri falan Fenerli olmalı zaten. Tabii. Yani normalde biri buna müdahale etmiyorsa değil mi? Evet. Homojen bir yapı olsa, kimse işe almalarda böyle bir şeye dikkat etmiyor olsa böyle Ya bir tesadüfen 3 tane Fenerli olur yani. olur, üç Hani tane denk gelir. tesadüfen olur yani. Şimdi orada bir tane Fenerli var. Kadir kardeş. Şimdi Kadir kardeş kimdir? Ben burada yayın yaparken Ben de senden tanıdım, bilmiyorum kimdi. Federasyon'un noter çağıran abimiz, genel sekreterimiz. Şimdi Kadir kardeş Dijitürk'ün genel müdürlüğünün CEO'luğunu ya da bir şeyini yaparken federasyona takas yoluyla gidiyor. Hani ya da Anadolu'da Berdel vardır ya, Berdel evlilikleri. TFF'nin genel sekreteri Emre Alkin oraya gidiyor. Kadir kardeş federasyona gidiyor. Berdel yapıyorlar. Ya da takas yapıyorlar ne derseniz deyin. Neyse. Zamanında 3 Temmuz döneminde de Aziz Yıldırım'da telefon görüşmeleri çıkmıştı. Aziz Yıldırım dümdüz gidiyor. Sen falan hakkını yiyorsunuz işte görüntüler şu görüntüyü vermiyorsunuz şunları yapmıyorsunuz falan filan diye. Şimdi bu arkadaşa demek ki Yani Dik TV'deyken can
yakan adam, bir de gelmiş federasyon Tabii başında. tabii. Ama Süper. Fenerbahçe ile. Çünkü Fenerbahçe düşmanıysan çok hızlı ilerlersin bu Bravo. Ama ülkede. yok Öyle bir şey. Fenerbahçe ile. Herkes diyor ki Tabii o Fenerbahçe beni de. kaç kişi aradı? Tabii Kemal Ya Belgin de Fenerbahçeli Kemal biliyorsun. Belgin de Kral Fener. gibi Fenerbahçe. Bak beni Kadir kardeşle ilgili yaptığım yayınlarda mı sonra kaç kişi aradı biliyor musun? Hem de önemli isimler ha, öyle basit adamlar değil. Camiadan önemli. Kadir kardeş çok önemli Fenerlidir. Büyük Fenerlidir. Şöyledir, böyledir. Neler neler söylüyorlar. Tabii. Ben de şaşırdım ya, dedim. Yazık etmişim adama yani hakikaten. Bu kadar büyük Fenerbahçeli'ye. Peki bu kadar büyük Fenerbahçeli kadrosuna bakıyorsun, bir tane Fenerli yok. Son kural hatasında gidiyor diyor ki ya bunu yaparsak diyor Galatasaray'ın çok büyük baskısı altında kalırız diyor. Biz böyle karar vermeyelim diyor. Bak bak nasıl bir faaliyet yapıyor Fenerbahçe. Fenerbahçelilerin baskısı ne olacak? Fenerbahçe'nin Kimsenin baskısı umurunda önemli değil. değil. Kimsenin O, ya umurunda değil. Fenerbahçe kim ya? Tabii. Onların gözünde. Fenerbahçe kim? Doğru. Galatasaray'ın baskısı çok önemli. Çünkü Galatasaray biliyor ki onu görevinden ettirir oradan. Kadir kardeş oradan görevinden aldırtır Galatasaray. Fenerbahçeliler ne yapar? Ahmet Ercanlar bunu nereden aldı ya? Ya da Ahmet Ercanlar Fenerbahçe'ye çok zarar veriyor diye bazı kulüp içinden de arkadaşlarımız, abilerimiz var. Sağda solda konuşuyorlar. Çok zarar veriyor bize diye. Neyse önemli değil onlar. Onlara ileride bir gün belki girerim. Onlar hep oldu, hep olacaklar. Evet. Sen bir doğru bildiğini konuştuktan sonra aldırma.